Değerli izleyicilere iyi akşamlar. Herkes için ekonomi programıyla karşınızdayız. Gökçe Hocam merhaba. Merhabalar hocam, iyi akşamlar. Bir hafta ara vermiştik. Evet. Geçtiğimiz haftadan bu yana bugün özellikle mesela piyasalarda çok konuşuldu. Enflasyon rakamları açıklandı. Evet. Birçok kişinin maaş hesabı yaptığını gördük. İşte emekliler, memurlar, işçi emeklisi, memur emeklisi. Çünkü onlar enflasyon farkı alacaklar. Bir taraftan da Maliye Bakanı'nın açıklamalarını takip ettik bugün. O da enflasyonla ilgili rakamların beklendiği ölçüde geldiğini, düşüş sürecine girildiğini, dönem sonu, sene sonu itibariyle de takvim yılını kastediyorum. 40 ve 40 küsür rakamlarda yılı tamamlayacağımızı söyledi. Yani aslında bir süredir şunu konuşuyoruz. Ekonomi 5 yıllık bir kriz vardı, görmezden geleniyordu. Bu sene ilk defa biz bedel ödemeye başladık. İnsanlar da artık ekonomi niye bu kadar kötü, ekonomi niye kötüye gidiyor, hiç düzelmeyecek mi, ne zaman düzelecek diye serzenişte de bulunmaya başlamışlardı. Şimdi biz bu akşam biraz detaylandıralım, hem haftalık görünüme bir bakalım. Bir taraftan da nasıl oldu da böyle oldu ya, enflasyon ve tasarruflar özellikle özelinde konuşalım isteriz. Sözü size bırakayım. Öncelikle tekrar iyi akşamlar hocam. İzleyenlerimize hoş geldi programa. Uzun bir süredir enflasyonla ilgili zaten konuşuyoruz. Düşmesi yönünde de ciddi adımlar atılmaya başlandı. Özellikle geçen yılki genel seçimlerden sonra yeni Maliye Bakanı ve ekibiyle birlikte faizler yükseltilmeye başladı. Olması gereken buydu. En başından beri belki de takip edilmesi gereken yol buydu. Hatta biraz daha şey yapacak olursak, belki de bu noktaya 2021'de Nisan'dı yanlış hatırlamıyorum ya da 2022 Nisan olması lazım. Naci Ağbal görevdeyken faizleri %19'a çıkarmışken hiçbir şey yapmasaydık veya düşürmeseydik belki bugün %30'larda bir enflasyonu konuşuyor olurduk. Dolayısıyla hani şu an insanlar belki işte faizlerin bu denli yükseltilmiş olmasını çok acımasızca veya ekonomi açısından kötü olarak düşünüyor, çünkü etkileniyorlar, kötü olarak düşünüyor olabilirler. Fakat olması gereken buydu. Dolayısıyla doğru yoldayız. Fakat şöyle bir soru çıkıyor karşımıza. Şimdi enflasyon dediğimiz şey, hani insanlar enflasyon düşecek veya enflasyonun düşmesini iyi olarak nitelendiriyoruz. Evet, fakat enflasyonun düşmesi demek, fiyatların düşmesi demek değil. Yani şu an uyguladığımız politikalarla biz enflasyonun artış hızını yavaşlattık. Enflasyon hala artıyor. Yani belki geçen aylara göre artış hızı azaldı. Fakat hala enflasyon artmaya devam ediyor. Belki işte Mayıs ayında ve Haziran ayında pik noktayı göreceğiz. Çünkü uygulanan politikaların hemen akabinde faizler yükseldi. Hemen 1-2 ay içinde fiyatlar, dediğimiz gibi fiyatların düşmesi değildir enflasyonun düşmesi. Enflasyonun sabit kalması, gelirin ona göre arttıkça fiyatların stabilize olması demek aslında. Dolayısıyla bu hemen işte 1 ayda, 2 ayda, 3 ayda olabilecek bir mevzu değil. Dolayısıyla bu politikanın belki en az 6 ay, 1 sene, yani bu acı dediğimiz ilacın veya reçetenin neyse artık, onun bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman sadece ekonomi yönetimini daha rasyonel bir zemine taşıyan, aynı zamanda söylemler de veya işte halkın nezdinde söylemler de çok önemli. Dolayısıyla ben şeyi çok kıymetli buluyorum. Ekonomiye dair, işte çünkü ondan önceki dönemlerde orta dönem planlarda, kalkınma planlarında işte enflasyon hedefi yıl sonu %5 deniyordu. Halbuki enflasyon %40'ın üzerindeydi ve almış başını gidiyordu. Yani yıl sonunda bizim %5'i yakalamamız irrasyonel bir yaklaşım. Hani mümkün değil. Yani bir insana şeyi söyleyebilirsiniz, hiç spor yapmamıştır, kondisyonu yoktur. İşte 5-10 kiloyu kaldırabilirsiniz ama bir kere de ona 100 kiloyu kaldırmanız mümkün değil. Şimdi hazırlıklı olmadığı, daha doğrusu hem altyapısının olmadığı, hem uygun şartların, zeminin olmadığı, işte doğru politikaların belki takip edilmesinin gittikçe zorlaştığı, özellikle küresel ekonomiden de etkileniyoruz çünkü. Böyle bir durumda gerçekçi olmayan hedeflerin konulmuş olması, işte insanları çok uzun bir süre kriz varken yokmuşçasına, işte kredilerin daha uygun şartlarda kullanılıyor olması. Burada tabii çok önemli bir konu da çıkıyor karşımıza. Burada küçük bir parantezle şunu ekleyeyim. O kriz varken yokmuş gibi davranmanın geçtiğimiz dönemde siyasi bir söyleme dönüştüğüne de şahit olduk. Mesela bunu ekranlarda söyledik. Çok da üzücü bir şeydi bu. O ortada bir tablo var. İyi veya kötü olarak sınıflandırılabilir teknik olarak. Yani yorum olarak değil, rakamlar üzerinden
bu iyi veya bu kötü olarak sınıflandırılabilir. Ama o görmezden gelindiği dönemde ekonomiyle ilgili yapılan ekonomi iyi değil veya bir sıkıntı var söylemlerine sanki siyasi bir söylenmiş gibi de algılandı. Tabii iki tarafta da böyle. Mesela iktidar yanlıları şunu söylüyor. Kötü olsa da iyi derken diğer tarafta işte kötü söylemine bir tahammülsüzlük vardı. Yani bu işin açıkçası geçtiğimiz 4 yılda verdiğiniz TÜİK rakamlarından veya Merkez Bankası rakamlarının yanı sıra halk nezdinde de açıkçası bir bilinmezlik, böyle işin kendisi unutulup bir tarafa atılıp, gerçekler bir tarafa atılıp işin siyasi mecralarda tamamen teknikten bağımsız bir şekilde konuşulduğu bir dönemdi ayrıca. Onu da bitirmiş olduk. Çok da mutluyuz aslında, evet, bu anlamda. Şöyle çok güzel, harika bir noktaya geldiniz. Niye diyeceksiniz? Çünkü biz bir önceki programda programı kapatırken şeyden en son bahsetmiştik. Çünkü tam seçimden sonraki ilk programımızdı. İnsanlar ekonomik durumlar için mi, yani ekonomi için mi oy kullandılar, yoksa dünya görüşü olarak yaşamak istedikleri ideolojiyi savunan ve o yaşam düzenini getirecek olan partiye mi oy verdiler? İnsanların ekonomiye oy verdiğini herhalde bu seçimde daha net olarak anlamış olduk. Yani ekonomik olarak, çünkü geçen yılki seçimlerde iktidar partisi oylarını nispeten korurken veya işte en azından seçimi kazanırken, yerel seçimlerde mesela ciddi oranda kayıpları oldu. Şimdi dolayısıyla insanlar demek ki ekonomiyi baz alıyorlar. Fakat burada şöyle bir şey çıkıyor o zaman ortaya. Şimdi bizim seçtiğimiz şey normalde aslında işte o savunduğumuz görüş neyse, hangi taraf olursa olsun, neyse biz o partinin yaşam düzeni, hukuk kuralları ve benzeri gibi konularda veya hükümetin veya devletin harcamaları, kamu harcamaları ile ilgili, kamu gelirleriyle ilgili söz sahibi olması gerekiyor aslında. Yani bu yönetimin teknik konularda özellikle enflasyon gibi, işte para politikası gibi, yani Merkez Bankası'nın görevi olan noktalarda, teknik işlerde, dediniz ya az önce hani teknik olarak onun oraya girmiş olması güzel dediniz. Kesinlikle teknik konularda liyakat ön planda olmalı ve bu noktada kesinlikle müdahalesi olmamalı. Yani şuna şey yapabilir, tabii ki o ideoloji veya o yaşam düzeni, o artık neyse adına ne koyarsak koyalım, o düzeni getirmek için kamu harcamalarını denetleyebilir veya oluşturabilir veya bununla ilgili birimlere şey yapabilir, öneride bulunabilir, yönlendirebilir, önlerine hedef koyabilir, stratejik plan hazırlayabilir. Fakat diğer tarafta hani para politikası ile ilgili, işte faizlerle ilgili, çünkü faizler, faizlerin şöyle bir sıkıntısı var veya para politikasının şöyle bir sıkıntısı var. Çok hızlı bir şekilde bozulmaya sebep oluyor. Fakat oradan çıkış yolunda faiz tek başına yeterli olmuyor. Faiz tek başına batırıcı bir rol oynarken, son derece yıkıcı bir rol oynarken, fakat çıkış yolundayken faizleri değiştirerek biz ekonomiyi düzeltemiyoruz sadece. Oraya maliye politikası da girmek zorunda kalıyor. Vergiler, harcamalar, bütçe, hepsi birden giriyor. Dolayısıyla oradaki o çizginin kesin ve net olarak aslında ayrılmış olması gerekiyor. Yani bundan sonraki dönemde eğer tekrar böyle şeyleri uzun vadede yaşamak istemiyorsak, bunun ayrımına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü Merkez Bankası'nın asli görevi, ilk görevi enflasyonla mücadele. Yani onun dışında, yani Merkez Bankası herhangi bir iktidarın, bu hangi taraf olursa olsun fark etmez, onların seçim politikalarıyla ilgili veya yönetim politikalarıyla ilgili, yani bunu belki olmaması. Bunu sadece burada kişisel bir fikrim var, onu paylaşayım. Daha önce konuştuk diye hatırlıyorum. Belki izleyiciler de, dikkatli izleyiciler de hatırlarlar. Kağıt üzerinde böyle. Ben de evet, buna %100 kalbi olarak inanıyorum. Merkez Bankası'nın siyasi iktidardan bağımsız olması kanunen de böyle. Yani burada bizim kağıt kişisel böyle, görüşümüz evet, ne olursa olsun bir tarafa, kanunen böyle olması zorunlu, tüzük gereği öyle. Fakat Türkiye'de okuduğum konu şu, şöyle görüyorum. Hükümeti de bu konuda kendi içerisinde bu açıklama bağlamında da hak vermek durumunda kalıyoruz. Şimdi vatandaş bu söylediğimiz ayrımın farkında değil. Yani enflasyondaki artış, fiyat pahalılığı, bunun kontrol etmesi gereken kurum Merkez Bankası, bu bilinç ve bu genel anlamda bu bizde yok.
belki olmamalı da. Hani çünkü özgür değilse, madem kendisi karar vermiyor, belki olmamalı da. Hükümet de şunu söyler, der ki fiyat istikrarındaki olası başarısızlıkların bedelini sandıkta ben ödüyorum. E madem bedelini ben ödüyorsam Merkez Bankası'nın olası başarısızlığını, o zaman onun politikası üzerinde de söz hakkım olmalı diyor. Yani düşünsenize bambaşka biri bazı kararlar alacak. Bunun neticesinde siz seçimini kaybedeceksiniz veya oylarınızı düşüreceksiniz. Böyle bir şeyi kim karşılaşmak ister? Yani bunun dengesini tutmak pratikte çok zor. Yani tüzük gereği öyle ve ben bunun dünyada da bu kadar bağımsız olmadığını izliyorum. Yani Amerika'da dahi bu kadar bağımsız olmadığını kağıtta yazdığı kadar, Türkiye'ye göre daha bağımsız ama kağıtta yazdığı kadar bağımsız olmadığıyla ilgili emareler görüyoruz. Yani pratikte iş biraz daha farklılaşıyor. Şuna da mutlu oluyorum. Kısaca söyleyip şey yapayım. Bu hafta olduğu için başlıkta da söyledik. Uzun süre aradan sonra kaç periyot olduğu yazıyordu bugün haberlerde de açıkçası hatırlayamadım. Ama uzun bir süre, çünkü ben de böyle yakın dönem hafızamda yer veremiyorum o görüntüye. İktidar Partisi ve Ana Muhalefet Partisi'nin liderleri bir araya geliyor. Bu çok güzel bir uzlaşı zemini. Yani Türkiye'nin çok değerlendirmesi gereken bir döneme giriyoruz. O negatif söylemler, o ayrılıkçı söylemler, tekniğin bu kadar hayatımızdan çıktığı dönemler sanki yavaş yavaş son buluyor. Bu anlamda da iyimserim. Yani herkes bir oturup, ya biz acaba ne yapmalıyız? Gerçek anlamda Türkiye için ne yapmalıyızı sorguluyor diye hissediyorum, mutlu oluyorum. Çünkü mesela bu hafta bir araya geliyorlar ve yine bu sefer Ana Muhalefet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya gelinecek. Meclis Başkanı işte siyasi partileri ziyaret ediyor tek tek hepsini. Diyor ki işte anayasayla ilgili, sivil anayasayla ilgili bir zemin, bir mutabakat zemini arıyoruz. Bu ne demek oluyor aslında? Biz bazen programlarda söylüyoruz ya, hukuk üstünlüğü nereden geçer? İşte yasama, bizim meclis, meclisteki birliktelik, beraber bir anayasa oluştuğunu hayal ediyorum. Mesela bu çok güzel, özlediğimiz bir tablo. Yani o kadar, çünkü ipler gerilmişti ki, yukarıdaki ipler bir gerildiğinde inanın tabanda 10 geriliyor. Yani meclisteki ufak bir sürtüşme, sokaktaki hayatta bunu 10 katıyla görüyoruz. Öyle ümit ediyorum ki bu iyileşme süreci de başlarsa siyasiler arasında, sokakta da onun 10 katını göreceğiz ve bu bir mutluluk getirecek. Uzun süredir belki ara ara onu da söylüyoruz. Bu siyasi sürtüşmeler ekonomik kayıplara neden oluyor. Yani ekonomik kayıp sadece cebimizdeki para değil, insanların akıl sağlığı, sıhhati, mutluluğu, huzuru, bunların hepsi ekonomi bir parçası aslında. Eğer siz siyasi olarak gergin bir ortamda yaşıyorsanız, doğal olarak ülkedeki insanlar zengini de fakiri de. Yani bu duygudan sizi para kurtaramaz. İşte şu kadar evim arsam var diyen insan da o tedirginliği yaşar. Bu hafta ona da çok mutlu oldum. Yani o liyakatla ilgili, teknikle ilgili yeri destekliyor çünkü bu. Artık siyasi partiler, seçim yok uzun bir süre, hepsi oturup peki nasıl daha iyi bir Türkiye'ye erişiriz mücadelesinde birlikte hareket ederler diye düşünüyorum. Bir örnek verip sözü size bırakayım. Mesela Amerika'yı düşünelim. İsrail'le ilgili. Bugün yine bu hafta içerisinde konuşmuştuk arkadaşlarla. İsrail-Amerika ilişkisini de ele alın. Ekonomik, siyasi birlikteliği dünyada herkes artık dile getiriyor. Bundan her iki taraf da mutsuz değil. Her iki taraf da bunu zaten dile getiriyor. İşte Amerika'daki üniversiteler uzaktan eğitime geçiyor. İsrail eleştiriliyor diye. Yani böyle bir şey olabilir mi? Hani adam diyor ki, üniversite özgürlükler ülkesi, bugün Cumhurbaşkanımız da söyledi veya dünkü açıklamasında. Yani bu özgürlükmüş, işte fikir özgürlüğüymüş. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğüymüş. Yani bunlar diyor ki artık anlatılmasın. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birçoğunda yapılan eleştiriler, işte gösteriler üniversite yönetimleri tarafından durdurulamayınca artık okul kapatılıyor, okullar kapatılıyor tek tek ve uzaktan eğitime geçiliyor. Şuraya bağlamak için söyledim bunu. Amerika-İsrail ilişkisinde Amerika Başkanı kim olursa olsun, bu sene seçimler var, Biden, Trump. Kim olursa olsun İsrail'le ilişkiler değişecek mi? Değişmeyecek.
Yani ülkenin kendi çizgisi, siyasi iktidardan bağımsız olarak kendi bildiği doğru. Ona doğru demek için söylemiyorum. Yani ülkenin çıkarları açısından doğru bulunan şey, siyasi iktidar kim olursa olsun seçimden bağımsız devam ediyor. Özlediğim zemin bu benim ülkede. Yani ümit ediyorum ki bu haftaki göstergelerle beraber siyasi birliktelik, anayasa üzerinden gelebilecek bir uzlaşma, söylemlerin artık o nefret dilinden çıkması, herkesin artık peki ne yapabiliriz noktasına gelmesi işlerin çözümünü de kolaylaştırır. Yani artık daha o bahsettiğimiz orta ve uzun vadeli çözümler, iyileşmeler yavaş yavaş böyle biraz daha erkene gelebilir diye de düşünüyorum. İlk şuradan başlayayım. Sıra sıra şeye geleceğim. Diğer başlıklara da geleceğim. Öncelikle iktidar ve muhalefet arasındaki görüşme, evet, çok uzun zamandır özlediğimiz bir zemindi. Ekonomiyle ilişkisini de şuradan pozitif anlamda etkisine katkı sağlamak açısından söylüyorum. Özellikle 2001 krizi hatırlarsınız. Hani çok ciddi bir krizdi. Tarihimizdeki en büyük krizlerden bir tanesi, çok ciddi bir yıkıma sebep oldu ekonomik anlamda. 2002 yılında, ki ondan önceki dönemde 90'ların sonunda zaten siyasi olarak gene koalisyonlu bir hükümet vardı. Dolayısıyla insanlar istikrarlı bir durum arayışı içindeydi. 2002 yılında ilk kez mevcut iktidar partisi seçimi kazandığında insanlarda şöyle bir şey oluştu. Bir kere çünkü ekonomi dediğimiz şey beklenti. O dönem yeni kurulmuş bir parti yeni bir şeyler söylüyor. Yeni bir şeyler yapmak istiyor. Herkese kucak açtığını söylüyor. Söylemler ekonomideki beklentiyi pozitif yönde etkiledi. Ve o dönemde belki kriz, çünkü şeyleri hatırlıyorum, hani üniversitedeydik o dönemde. Fakat sonraki dönemlerde mesela üniversiteden sonra ben hemen iş bulabilmiştim. Yani aşağı yukarı bir yıl sürmedi iş bulabilmem. Şimdi dolayısıyla şeyi hatırlıyorum. 2002'deki o aile içindeki ya hani o krizin şeyini hissetmişlik, umutsuzluk duygusunun çok da o kadar uzun sürmediğini. Fakat bunun en önemli şeyi şu, istikrarlı ortamın öngörülüp, yani istikrarın oluşacağı bir zeminin beklentisiydi. Hani şu an mevcut durumda da mesela ekonomik olarak insanlar öyle sıkışmış durumdalar ki yeni bir şey söyleyecek birilerine ihtiyaç duyuyorlar. Muhalefet partisinin bana kalırsa bu anlamda hani 20 yıllık bir iktidar, 20 yıldan fazla süredir bir iktidardan bahsediyoruz. Buradaki iktidarın bu kadar uzun süre olmasının sebebi, iktidarın başarısı, buna burada %51 diyeceksek %49'da muhalefetin başarısızlığıdır bu. Yani şunu demeye çalışıyorum, muhalefet belki de şimdiye kadar söylemesi gerekenleri, yapması gerekenleri yeterince uygun bir dille araştırarak, ortaya yeni çözümler sunarak, kamuoyu yaratarak, insanlarda farkındalık yaratarak, hani bir yerde bir şey, hani diyelim ki tamam, hani çünkü nihayetinde bütün belki bütçe, yönetim, her şey iktidarda olabilir. Fakat muhalefetin burada çok ciddi eksiğinin olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir muhalefet değildi yani şimdiye kadar olan muhalefet. Belki muhalefetteki yönetimin değişmesiyle birlikte insanlarda şöyle bir algı oluştu ve bunu yerel seçimde puanladılar. İnsanlar notunu oradan verdiler. Bir şans vermek istediler muhalefete, yeni yönetimle. Ne söyleyecek yeni, ne yapacak? Dolayısıyla bugünkü iktidar muhalefet toplantısını bu açıdan çok kıymetli buluyorum. Demek ki tarafların bir araya gelebileceği bir zemin, orta yol, bir zemin oluşması için iki taraf da istekli. En azından istekli, bunu anlıyorum bugünkü toplantıdan. O yüzden... Çünkü ikisi de mecbur aslında. Evet. Ve hani şeyi düşünüyorum, hangi taraf bundan sonra devam edecek, ederse etsin, daha doğrusu işte muhalefet kendi kanadı ile ilgili, iktidar kendi kanadı ile ilgili ne yaparsa yapsın, aslında bir arada eş güdümlü olarak gidilmesinin zorunluluğunu, şimdi bir taraf daha ciddi bir oy aldı, elinde bir güç var artık, iktidarın önünde daha eşit şartlarda demeyeyim de en azından daha makul bir seviyede konuşabilme şansı var ve bu onun için bence çok büyük bir güç şu anda, eğer kullanabilirse. İktidar için ne bu? İktidar bir kere şeyden çok ciddi bir ders çıkardığını düşünüyorum. Yani ben bu açıdan Cumhurbaşkanımızı çok şeyde buluyorum, yani yaklaşımını zekice de buluyorum. Çünkü bunu daha önceki seçimlerde de oldu. Nerede bir şeyi hissettiği anda hemen bir yön değiştirme, bir strateji değiştirme.
Eğer yapmayacak olsa, çünkü ki bunu zaten balkon konuşmasında, yerel seçimlerden sonraki balkon konuşmasında da söyledi. Hani biz büyük bir ders aldık mesajını verdi ve bundan sonra önümüzdeki 4 yılda biz bunu toparlayacağız mesajını verdi. Yapabilirler mi, yapamazlar mı ayrı konu, tartışılır. Fakat önemli olan o istikrar ortamının sağlanmasına yönelik durumun vehametinin anlaşılmış olması çok bence kıymetli. Öte yandan şeye bahsettiniz, işte Amerika-İsrail durumuna bahsettiniz. Ben orada şöyle düşünüyorum, Amerika'nın genel itibariyle Yahudilere, çünkü Yahudiler veya İsrail dünyada ticareti yönlendiren insanlar, paranın güç olarak, ki hani bir insanı etkilemek, bir kurumu etkilemek, bir ülkeyi etkilemek için en önemli güç kaynaklarından bir tanesi, belki de en yetkini para. Şimdi siz elinizde ticareti tutuyorsunuz, ticaret yollarını tutuyorsunuz. Önemli kurumlar arasında bağlantılarınız yüzyıllar boyu devam eden, kurulmuş ailevi ilişkileriniz var. Ve dolayısıyla hangi taraf olursa olsun, ister Amerika'da cumhuriyetçiler, ister demokratlar olsun, her iki tarafında ben zannediyorum ki, hani belki farklı kanallarda, tabii onların iç yüzlerini bilemeyiz, belki komplo teorisi de diyebiliriz bunlar, ama yani ben şunu çok uzak bulmuyorum açıkçası. Daha destekledikleri adaya kampanya, seçim kampanyası yapmak için daha fazla kaynak veriyor olabilirler. Dolayısıyla ister cumhuriyetçi olsun, onların çok siyasetle bu anlamda bir dünya görüşünde şey yaptıklarını zannetmiyorum. Ticaretleri için hangisi uygunsa, Trump'sa Trump, Biden'sa Biden, onu daha fazla seçim kampanyasına destekleyip, çünkü seçim kampanyaları Amerika'da çok ciddi bütçeli işler. Yani 50'den fazla eyalet var, 300 milyon insan var. Her eyaletin farklı kuralları var. Şimdi dolayısıyla hani bizdeki seçim bütçesiyle onların seçim bütçeleri bu anlamda aynı değil. O yüzden ben hani şeylerin, Amerika-İsrail meselesinde olayın biraz daha ticari olduğunu, hani orada Yahudilere Amerikalılar kendilerini daha yakın gördükleri veya İsrail'e daha yakın gördüklerinden ziyade, bir de tabii şöyle, bilmiyorum, belgesellerde siz de çok sık rastlıyorsunuz. Yani belki burada ulusal çıkarlar biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'da dünyayı tümünü kontrol ettiğini biliyoruz, Amerika'nın bu arzusunun da olduğunu biliyoruz. Orta Doğu'nun kontrolünde kendisi için seçtiği pilot ülke İsrail. Yani o yüzden ülkenin ulusal politikaları iktidarlardan bağımsız olarak dümdüz ilerliyor. Yani daha kolay bir dilde şöyle diyelim, hani adamlar 100 yıllık plan yapıyor deniyor ya, işte o 100 yıllık plan içerisinde kim iktidar olursa olsun ana hattaki örgü değişmiyor. Türkiye'de üzüldüğüm şey şu. Mesela dış politikada da biz, muhalefet ve iktidar sürekli bambaşka şeyler söylüyor. Mesela varsayalım işte Suriye politikası, işte Rusya-Ukrayna savaşı. Yani uluslararası politikalarda bile birçoğunda ayrılıkçı söylemler olduğu için dünya üzerinde, dünyanın dış, Türkiye'nin dışından veya içinden bakan kim olursa olsun, ya bu iş biraz karışık, hani bir karışıklık var hissiyatı oluyor. Ama özellikle ana hatlarda, ana konularda daha birlikte açıklamalar, biz muhalefeti veya biz iktidarı destekliyoruz tarzı söylemler, ülkenin ihtiyacı olan söylemler. Ben onu çok arzuluyorum. Yani gerçekten ülkenin uzun planlı, kim olursa olsun fark etmez, değişmez planları olmalı. Bunun için de herkes beraber çalışmalı. Yani biz 80 milyon hepimiz o ülke, o ideal neyse ona ulaşmak için hep beraber çalışmalıyız. İktidar o olmuş, bu olmuş, ne fark edecek? Durumuna gelmemiz lazım diye arzuluyorum. Şöyle. Ve bunu da niye söyleyeyim? Bunu mesela geçen dikkatimi çekti. Herkesin dikkatini çekiyordur da belki ne kadar konuşuluyor bilmiyorum. Bunu söyleyeyim, özür dilerim. Konuyla çok ilişkili diye, tam pekişsin. Şimdi İstanbul'daki metrolara binmiştim bu hafta. Birkaçına, birinde hani aktarmalı olarak birkaçına biniyorum. İşte birinin içerisinde kocaman reklamlar, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Diğerinde kocaman reklamlar, Ulaştırma Bakanlığı. Yani şey gibi, hani bunu biz yaptık. Hı hı. Diğeri diyor ki bunu biz yaptık. Ya ne siz yaptınız? Devletin vergileri, yani kim kimin kesesinden nereye ne yapmış? Ne demek yani? Yani biz bu hesaplardan kurtulmalıyız diye söylüyorum bunları. Kesinlikle. Yani yok işte bu belediyenin tesisi, yok işte bu bilmem milli saraylar, bu müzeler, şu belediyeye ait, bu bilmem nereye ait. Ya böyle bir ikircilik olabilir mi ülkede?
Eğer böyle devam ederse zaten çok karamsar tablo. Yani eğer böyle sürecekse hiç çoğu şeyi konuşmaya da gerek yok. Enflasyon bilmem ne, yani onlar anlamsızlaşıyor bir süre sonra. Bu konuda bir birliktelik olursa, ben yaptım, sen yaptın, işte buraya şöyle böyle bilmem ne, yani onlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Çünkü gerçekten üzerinde durduğum konu, insanlar ne kadar parası olursa olsun böyle bir coğrafyada, böyle bir atmosferde ne kadar mutlu, ne kadar huzurlu olabilir? Yani bizim bu işleri hallettikten sonra satın alma gücümüz azalmış olsa bile katlanma, tahammül etme seviyemiz biraz daha artar diye düşünüyorum. Söylemek istediğim temel olarak bu. Verdiğiniz mesaj çok güzel hocam, çok kıymetli. Hatta şöyle bir örnek geldi aklıma şu anda. Düşünün ki bir gemideyiz. Hepimiz bu geminin içinde. Yani tekne. Hepimiz bu teknedeyiz. Şey ikiye bölünmüş, iki tarafa ayrılmış. Yani homojen değiliz. Geminin her yerinde aynı sayıda insan yok. Dolayısıyla uçlarda birikiyor. Şimdi hangi uç daha kalabalık olursa olsun, yani gemiyi batırırsınız. Yani o ağırlık merkezinin yeri değiştiği için, çünkü homojen olarak dağılmamışsınız ve birbirinize tahammülünüz yok. Bir arada bulunamıyorsunuz, birlikte iş yapamıyorsunuz, çalışamıyorsunuz. Biriniz bir tarafta toplanıyor, diğeriniz bir tarafta toplanıyor ve birbirinizi kendi bulunduğunuz tarafa doğru çekmeye çalışıyorsunuz ve gelmeyeni de ne diyeyim, hani öfkeleniyorsunuz ona. Halbuki yani hangi tarafta olursa olsun, hangi taraf ağır basarsa bassın, biz geminin içinde eğer homojen dağılamıyorsak şayet, o geminin bir tarafının daha fazla insanı kapsıyor olması yani dengeyi bozacağı için hepimizi batıracak. Yani hangi taraf olursa olsun onlar kurtulmayacaklar bundan. Dolayısıyla burada ben şeyi çok kıymetli buluyorum, mesajınızı çok kıymetli buluyorum gerçekten. O ayrılıktan ziyade, çünkü ancak biz bir arada olursak, ne olursa olsun kendi içimizde kendimize olan tahammülümüz artarsa ekonomik ilişkilerimiz de düzelmeye başlayacak. Ya kaldı ki ben tabii şuna çok üzülüyorum mesela. Şimdi ekonomik olarak gelişmiş ülkeleri düşündüğümüz zaman, refah seviyesi daha yüksek, daha demokratik bulduğumuz, yaşam standartları daha iyi olduğunu düşündüğümüz ülkeler. Ya bunlar artık şey gibiler. Şimdi başka şeylerle ilgileniyorlar. Başka konular üzerine düşünüyorlar. Şimdi kendi içimizde siyasi olarak bu tür şeylere yöneldiğimizde, yani o zaman ikiye bölüyoruz. Ya ben ya sen durumuna dönüyor. O zaman hani o ölüm kalım savaşına gelince de olay, bütün enerjimizi oraya aktarıyoruz. Başka şeyleri düşünemiyoruz. Ama dünya böyle değil. Yani bizim kendi içimizde ne yaşadığımıza dünya bakmıyor. Dünya hızla dönüyor, devam ediyor. İşte teknoloji ilerliyor, ekonomiler gelişiyor. Ve biz bir yerde hani o içinden çıkamadığımız karmaşıklık yüzünden üretim yapamıyoruz. Üretim, dünyadaki o üretim çizgisine giremiyoruz. O zaman da tüketen bir topluma dönüyoruz. Çünkü aynı zamanda kendi içimizdeki o karışıklıklar veya o tahammülsüzlükler bizim motivasyonumuzu bozuyor. Dediğiniz gibi depresyon artış gösteriyor. İnsanlar daha agresif, daha sinirli, daha gergin. En küçük bir şeyden bir olay patlayabiliyor. Şimdi dolayısıyla biz bunlarla uğraşırken veya bu tür durumlara daha fazla maruz kalırken, siz yapmayabilirsiniz ama mahallenizde eğer biri bir kavga çıkarıyorsa huzurunuz kaçar ister istemez. Akşam dışarı çıkarken düşünürsünüz veya bir şey yaparken düşünürsünüz. Fakat dünyada genel itibariyle bu istikrar ortamı, ortamını yakalamak için mesela siyasi ve ekonomik kurumlar bu anlamda o istikrarı tesis edecek düzeyde, hukuki çerçevede tabii ki işlemlerini yapıyorlar. Fakat bizde işte şey çok kötü. Bunlarla uğraşırken o treni kaçırıyor olmamıza çok üzülüyorum. Çünkü 2011 yılında geçen hafta Baltık ülkelerinden birindeydim. Daha önce de Polonya'da bulunmuştum. Ekonomilerini karşılaştırıyorum. 2011 yılında Türkiye aşağı yukarı 16-10, yani biz 17-18. Sıradaydık ve Polonya o dönemde 24 veya 25. sırada olabilir. Biz onlardan daha iyi durumdaydık ekonomik olarak. Bir Türk lirası 50 kuruş bir zilötiydi. Geçen yaz bir Türk lirası, bir zilöti 6,5-7 Türk lirasıydı. Ekonomik olarak şu an onlar 16. 17. sıradalar. Biz 20'lerden geriye düştük. 22-23 o sıralarda yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu çok acı.
Çünkü bizim çok ciddi bir gelişim potansiyelimiz var, genç nüfusumuz var. Ekonomik olarak yeraltı kaynaklarımız, tarım anlamında Avrupa'ya göre daha avantajlı olduğumuz noktalar, yılın çok büyük bir bölümünü güneş alıyoruz. Hani bunlardan mahrum ülkelerin kısa sürede daha hızlı gelişiyor olması açıkçası biraz da üzüntü verici. Hani neden biz geriye düştük? Normalde biz işte 16-17 ilk 10'a girmeyi hedeflerken neden 22-23'e geri düştük? Bir de çok güzel bir noktaya değindiniz hocam. Dediniz ki hani hepimizin hem fikir olduğu, mutabık olduğu bir gelecek vizyonu olmalı ve biz ideolojilerden, iktidar ve muhalefetten, insanların görüşlerinden bağımsız olarak oraya doğru hareket etmeliyiz. Bu son zamanlarda hocam sosyal gerçeklik üzerine çalışıyorum ve bunun ekonomiyle bağlantısının son derece yüksek olduğunu düşünüyorum. Nedir benim sosyal gerçeklik dediğim şey? Şimdi biz ekonomik olarak şöyle örnek vereyim, izleyicilerimiz daha rahat anlayacaktır. Şimdi ekonomik olarak teorilerden bahsediyoruz ve bu teoriler bazı varsayımlara dayanıyor. Yani o şartlar, o koşullar altında siz şu hareketi yaparsanız bunun sonucunda bu ortaya çıkar. Aslında ekonomi dediğimiz şey bilinmez bir derya deniz değil. Yani bilinmezlik veya öngörülememezlik durumu değil. Aslında uygun şartlara göre yaptığınız şeylerin hepsi birer formülle açıklanabilecek şeyler. Yani onun sonuçlarını görebilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? 2021 yani pandemi dönemini diyelim, pandemini başlangıç alalım. 2018'den itibaren bir dövizde bir takım ataklar olmuştu fakat durum bu kadar kötü değil, bu kadar vahim değildi. 2020'den sonra işte bu Merkez Bankası başkanlarının değişikliği, işte faizin önce rasyonel politikalar çerçevesinde artırılırken sonra bunu yapan Merkez Bankası başkanının görevden alınıp yerine faizi düşüren, yani daha bu anlamda belki irrasyonel politikaları uygulayan başkanlar getirildi ve nihayetinde faizin veya en azından sabit bırakılsaydı bu duruma hiç gelmeyecektik. Fakat orada çok temel bir ayrım var. Şöyle bir ayrım var. Şimdi bizim işte bilimsel olarak dedim ya hani öngörülebilir bir şey ekonomi dediğimiz şey. Hani bu kadar tabii ki sosyal hayatta teoriyle pratik her zaman %100 örtüşmeyebilir. Buna hemfikirim. Fakat iyi kötü öngörüde bulunabileceğimiz ve bize daha sağlıklı zemin sağlayacak bilimsel araştırmalar var. Bizden önceki ülkeler var bunları yaşayanlar. Yani dolayısıyla hani bizim yaşadığımız şey tarihte ilk defa yaşanan bir şey değil ki. Hani bunu ilk defa biz deneyimledik ya o yüzden de bilemedik deyip bunun arkasına saklanalım. Şimdi dolayısıyla bir tarafta bilimsel gerçekler ve bize neyin ne olduğunu açıklayan, ne yapmamız gerektiğini söyleyen araştırmalar var. Ülke örnekleri var. Diğer tarafta da bizim sadece toplum yaşam düzeniyle ilgili inançlarımız, değerlerimiz, buna da tabii ki şeyim var. Çünkü onlar da toplumu yönlendiriyorlar. Çok önemli bir ayak. Fakat bunların işte öngörülebilecek şeylerde işin dışında bırakılması gerekirdi. Çünkü bu tam sosyal, orayı anlayamadım hocam. Sosyal gerçeklik dediğimiz şey, şunu demeye çalışıyorum hocam. Yani kültürle nasıl bağlaştırdık? Faizler düşürülürken çünkü dini inancımızla ters düştüğü için düşürüldü. Yani o dönemde Nas söylemi. Hayır hocam o. İnsanların, çünkü onu şey demeye çalışmıyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum sadece. Orada Nas denmiş olmasaydı, hani çünkü orada bir büyüme ve enflasyon arasında bir tercih yapıldı çok açıktı. Fakat insanlara açıklanırken bu Nas adı altında söylendi. Bilimsel olarak da bunun hani biz bu politikayı tercih ediyoruz, büyümeyi istiyoruz. Çünkü pandemide dünyada ciddi bir para bolluğu var ve biz bundan faydalanarak ihracatımızı artırmak istiyoruz denmedi. Yani Nas dediğimiz şeyin bilimsel bir açıklaması yok. Fakat bu tarafta rasyonel politikaların uygulanırken yaptığımız şeyin sonucunu net olarak görebileceğimiz, formüle edebileceğimiz adımlar yani var. Yani siz siyasi lider olsanız hangisini tercih edersiniz? Gerçekten onu mu açıklarsınız? Hocam siyasi lider dediğimiz şey vatan millet var olduğu sürece var. Yani şunun için söylüyorum. Sonuçta net bir mesaj hemen karşılık gibi bir süreç düşünelim. Yani bir siyasi lider soracağım. Bir şey söyleyecek ve hemen tepki almak ister ya. Bizim toplumu sizce en kolay ne konsolide ediyor? Yani topluma ne söylerseniz hemen herkes bir anda evet veya hayır diye ayrışır. Dini temeller. Yani ben şu an siyasette dini argümanların kullanılmasını toplumun gerçekliliği olarak görüyorum. Bizim toplum bu. Yani bu topluma siyasi söylemler geliştirirken de
Şöyle bir örnekle pekiştireyim. Mesela belediye seçimlerinde ben tüm belediye başkan adaylarının şeylerini okumaya çalıştım. Büyük şehirlerde de, Elazığ'da da hani kim ne konuşuyor, ne söylüyor diye fikir sahibi olmak için. Şimdi televizyonda yerel kanalların birinde takip ediyorum. Bir tane aday projelerini açıklıyor. İşte diyor ki şöyle yapacağız, böyle yapacağız, böyle hani gerçekten çok önemli şeyler söylüyor. Tamam mı? Böyle sıralıyor. Neler olduğunu çok bir önemi yok şu an. Hani diyor ki şunu 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 yapacağız. Böyle çok elzem, çok önemli şeyler. Böyle büyük projeler yani. İnşallah yapılır, yapılmaz. Hani onların hepsi bir tarafa. Ne kadar gerçekçi bir tarafa ama konu çok önemli. İşte millet dinliyor böyle. Sonra birden dedi ki ve Elazığ Spor, tamam mı? O salondakiler bir anda hurra işte Elazığ, Elazığ Spor. Şimdi vatandaşın hocam, yani siyasi bir lider kendi geliştirdiği argümanın kalitesi, argümanın kendi kalitesi bir yana, toplumda karşılık bulmak bir yana. Bizim Elazığ siyasetinde Elazığ Spor demek ki bir şey, bir olgu, bir karşılığı var. Yani hiçbir şey yapmayayım ama es geçmeyeyim diye biri dese ki neye es geçmeyeyim? Ben hani küçücük şu politika şeylerini izlediğim kadarıyla derim ki valla işte şeyi es geçme, taraftar grubunu. Şimdi orada da politika yapacak, bu politikanın gerçekten rasyonel açıklamasını yapsa, ya kim izleyecek, kim anlayacak, kim dinleyecek, kim söyleyecek, onunla uğraşmak yerine hani siyaseten argüman olarak dini argümanların kullanılması çok bu topluma göre gibi geliyor bana. Yani kesinlikle katılıyorum. Şöyle hatta şunu söyleyeyim ki bunu daha önce programlarda... Yani diğeri bu kadar başarılı olmaz. Tamam. Bizim toplum için söylüyorum. Mesela açıklasa dese ki bak bu şöyle olacak. Enflasyon ve büyüme birbiriyle ters ilişkiliyor. Biz büyümeyi önceleyelim, istihdamı önceleyelim, bir süre sabredeceğiz gibi. Yani bunların açıklanması bizim toplumda istenen etkiyi yapmaz gibi düşünüyorum. Tamam, şöyle düşünelim hocam. Şimdi hastasınız ve doktor sıfatıyla, çünkü onun liyakatına, yani işi bildiğine güveniyorsunuz, onun sözüne güveniyorsunuz. Karşınızda bir doktor var ve siz hastasınız. Şimdi dolayısıyla doktorun dediğini siz yaparsınız, yapmak durumundasınız. Çünkü onun bilgisine ve onun sizi doğru yönlendireceğine %100 inancınız vardır. Toplumun ne kadarı resmi doktorların söylediğiyle yetinmeyip veya hoşuna gitmeyip alternatif orada tıpa da, gidiyor. İşte orada da şöyle bir şey var ucuya hocam. Ucuya bucuya gidiyor mesela. Düşünün bizim yani ben siyasilerin Türkiye'de toplumu çok iyi okuduğunu düşünüyorum gerçekten. Yani toplumu o kadar iyi okuyorlar ki kendisinin inanıp inanmamasının bir önemi yok. Yani bunu dile getiren siyasi ağız bunu bizden çok daha iyi biliyordur. Onun inan hani bu argümana sadece halk inansın diye kullanılıyor zaten. Halktan karşılığı almak için bunlar kullanılıyor. Yoksa kendi aralarında toplantılarda tamamen teknik konuşuluyordur. Yani böyle bir şey. Yani bizim toplumla ilişkili. Hocam teknik konuşuluyor olsa faizlerin o dönemde düşürülmesinin bugün enflasyonu buraya fırlatacağını söyleyen tek bir danışmanı dahi yoksa hepsi hocam. Hepsi biliyordu. İşte ama o zaman orada da şey vekalet kazanıldı. Problemi çok ciddi bir Hayır. sıkıntı olarak çıkıyor karşımıza. Ama işte 2023 seçimlerini hatırlayın. 2024'ü karşılaştırın. Eğer ekonomik uygulama, ortodoks politikalar erkenden uygulanmaya başlasaydı. Aynen. Halk 2024'te verdiği biraz önce söylediğiniz mesajı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde verecekti. Böyle bir şey göze alır mı iktidar? Niye böyle bir şey göze alsın? Hocam işte orada diyorum ya yani ben burada, en başından beri şunu söylüyorum. Ne iktidar ne muhalefet. Biz nasılsak öyle yönetiliyoruz. Bundan önceki programlarda da çok söyledim. Söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Yani eğer siz siyasi olarak bir güç elde etmek istiyorsanız, bir makam elde etmek istiyorsanız, yani bu yani Türk toplumu olarak biz bu anlamda çok duygusal, çok belki irrasyonel ve bazı noktalarda o kadar şey veriyoruz ki,
açık veriyoruz ki oradan sızıp, yani çok şefkatsiz mi kaldık diyeyim bilmiyorum ki, hani hocam şey lafı vardır ya, hani neye ihtiyacınız varsa size onu verene çok peşinden gidersiniz. Hani biz sevgisiz miyiz, şefkatsiz miyiz, kendimize inancımız, güvenimiz mi yok? Yani bilmiyorum, çünkü biz sözler bazen değil çoğu zaman söz yetiyor bizi inandırmaya. Yani tabii bu konuda en başta birey olarak herkesin sorumluluğunu, kendisini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz nasılsak öyle yönetiliyoruz. Dolayısıyla bugün yaşadığımız enflasyon bir bilmece değildi. Bir sürpriz değildi ve buraya geleceği çok aşikar, netti. Bunu hatta söyleyen ekonomistler de oldu. Bunu canlı yayınlarda, televizyonlarda çok paylaşan insan da oldu. Yani bu bilinmeyen, bilinmeyecek ve bir anda önümüzde bulduğumuz, yani bu bir şey gibi değil, hani işte dünyaya bir şey çarpacak. Onu bile öngörüyoruz yani. Yörüngelerini hesaplıyoruz ya. Hani bir meteor buraya, dünyaya zarar verecek meteor ne kadar yakınlıktan geçer, onun hesaplarını yapabiliyoruz. Evet. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir ortamda enflasyonun ne yaparsanız nereye düşer ve ne kadar sürede gelir ve gider, bunu hesaplayamamak mümkün değil. Ama o zaman da çok ciddi başka bir şey çıkıyor ortaya. Bu konuda mesele liyakat problemi değilse hocam, çok daha vahim bir durumun içindeyiz demektir. Yani gene liyakatla ilgili problem olduğunu düşünmek çok daha masumane. Ben liyakatla ilgili problem olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Yani ekonominin tüm kurmaylar açısından, süremiz azaldığı için notlarımda vardı. Haftalık ekonomik görünümde dikkatimi çeken bir diğer husus şuydu. Özellikle elektrikle ilgili grafikler paylaşıldı bu hafta. Elektrik fiyatları uzun süredir TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının ciddi altında seyrediyor. Bir elektrik zammı beklenebilir diye not almışım. İsrail'le ticaretimizin bu hafta yine, çünkü İsrail'deki şiddet bitmiyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ticaretle ilgili de sınırlamalar getirileceği duyuruldu. Bu da seçim öncesi başka bir siyasi partinin vaatleri arasındaydı. Hani İsrail'le siyasetin, ticaretin durdurulması. Bu konuda da bu hafta haberler okuduk. İyi bir şeyle bitirelim. Parantez açabilir miyim hocam? Şimdi İsrail ile ilgili şey dediniz ya. İsrail ile Gazze arasındaki şey de biliyorsunuz, Yemen'de aşağıda Boğaz'da şeyleri kapattılar, yolları kapattılar. Geçen gemileri, ticaret gemilerini yağmalıyorlar veya geçmesine müsaade etmiyorlar. Şimdi dolayısıyla Çin'den gelen gemilerin rotayı uzatması gerekiyor. Afrika'dan dolaşıp Cebel Tarık, evet, Boğazı'ndan girmesi Süveyş gerekiyor. Kanalının, evet. Dolayısıyla hani Türkiye açısından bu şey için, belki ticari olarak hani Çin'le rekabet açısından diyorum, Avrupa'ya giden Türk ürünleri açısından ciddi bir rekabet avantajı sağlayacak bir pozisyonda aslında. Tabii hem süre hem kolay şeyler değil ama uzun vadede bu da böyle devam ederse, inşallah böyle devam etmez, oradaki küçük çıkarımız da olmamış olsun, dediğinize katılıyorum. İyi şeyi söyleyeyim. Şimdi biz geçtiğimiz 2019-20'li yıllarda programlarda şunu görüyorduk. Diyorduk ki üretici fiyat endeksi tüketici fiyat endeksinin çok üzerinde, makas çok açık. Ve bu ne demek oluyor diyorduk. Üretim fiyat maliyetleri çok yüksek artıyor. Bu öyle ya da böyle tüketiciye yansıyacak diyorduk. Şimdi bu tablo bir süredir tersine döndü. Bu ay bugün açıklanan verilerde de öyleydi. ÜFE, yani üretici fiyat endeksi, yani maliyetlerdeki artış tüketici fiyat artışlarının altında kaldı. Bu iyimser bir tablo. Yani izleyicilere söylemiş olalım. Öyle görünüyor ki eğer her şey yolunda giderse, olağanüstü şeyler olmazsa, ki bu hafta Türk lirasının değerleneceğiyle ilgili de uluslararası platformlarda çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Bu mesajların hepsi bizi şuraya götürüyor aslında. Yavaş yavaş bu konuyla ilgili bir toparlanma olacak konusunda herkeste bir hissiyat oluşuyor. Yani insanlar diyor ki tamam, herhalde çözülecek. Bu inanışın oluşması önemli. O yüzden bu tip konuşmaların ve verilerin, hani tek başına söylemler yeterli olmaz. Kim söylerse söylesin, şimdi mesela uluslararası mecralar söyleyince bizde daha kıymetli. Elazığ için de öyle aslında. Elazığ dışından biri söylese Elazığlı'nın söyleminden daha kıymetli. Türkiye dışından biri söylese Türkiye'dekinin söylediğinden daha kıymetli. Öyle bir şeyimiz var. Niye bilmiyorum. Hani diyorlar ya, Elazığlı'nın Elazığ'da kıymeti yok gibi, hani biz de öyle, Türkiye'de kim ne söylese çok dikkate alınmıyor. Dışarıdan işte biri dese ki iyi veya kötü bir şey söylese, hemen işte Amerika böyle bir açıklama yaptı diye
hemen kulak kesiliyoruz. Buna çok güzel bir örnek verebilir miyim hocam? Şimdi geçen hafta bu arada üniversitemiz Sayın Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum. Geçen hafta içinde bir gün İsrail Gazze, daha doğrusu Gazze'de yapılan soykırıma dair bir protesto gösterisi vardı. Daha doğrusu toplantık hep beraber. Üniversitede aşağı yukarı yani 40 binin üzerinde öğrencimiz var. Fiili olarak belki hadi 10 bin diyelim kampüs içi. 2000'den fazla öğretim üyemiz, işte 1500'den fazla idari personelimiz var. Katılım çok yüksek sayıda mıydı? Değildi. Buna bir üzüldüm. Fakat rektörümüze teşekkür ediyorum böyle bir şeyi, protestoyu en azından organize ettiği veya oluşturduğu için. Şey çok güzeldi, verilen mesajlar çok güzeldi. Toplantıdan sonra birkaç öğrencinin rektör hocamızla birkaç sorusuna şahit oldum. Hani neden bu tür gösteriler daha fazla değil veya artırılmıyor? Aslında yapılıyor, yapılmıyor değil. Fakat problem şurada, nerede biz artık görünür olmaya başladık? Amerika'daki üniversiteler protestolara başlayınca. Şimdi sonra öğrenciler hani bunu söyleyince onlar da şey dediler, hani niye biz de başlayınca veya biz neden aynı etkiyi uyandıramıyoruz? Aynen dediğiniz gibi, hani biz ülke olarak ne yaparsak yapalım, ne söylersek söyleyelim en başından beri Gazze'nin yanındayız. Yani gerçekten çok acı bir durum, çok vahim. İnşallah bir an önce sonlanır, hani oradaki herkes için, hayatını kaybedenler için de Allah rahmet eylesin. Amerika'da başlaması veya Amerika'daki üniversitelerin başlatması bunu, bizim burada söylediğimiz şeyler, yani biz bir etki yapıyorsak oradaki 10 etki yapıyor. Dolayısıyla ben bunu da çok kıymetli buluyorum ve bu vesileyle de Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Yani böyle dünya nezdinde böyle olması normal ama bizde olmasına işte ben üzülüyorum. Yani kendi değerlerimiz var, kendi fikirlerimiz var, kendi duruşlarımız var. Bir başkasının o duruşu destekleyip desteklememesinin bir önemi yok. Çünkü biz yani kaç yıllık kültüre sahip bir toplumuz, ulusuz, kültürüz, milletiz. Yani düşünsenize, üzücü yani bu ele alınınca. Kesinlikle katılıyorum hocam. Rektör hocamızın orada öğrenciye verdiği çok güzel bir cevap verdi. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Dedi ki hani madem hani böyle bir etki ve güç yaratmak istiyorsunuz, o zaman daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bizim teknoloji üretmemiz gerekiyor. Bizim bilimi üretmemiz gerekiyor. Bizim dünyada söz sahibi olacak güç için daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Şimdi Amerika'nın kara kaşı kara gözü için mi bu kadar sözü geçiyor? Veya işte Çin diyoruz şimdi, Hindistan diyoruz. Yani bu ülkeler gümbür gümbür geliyorsa, üretimleriyle geliyorlar. Dünyada söz sahibi oluyorlarsa bu ticaretle söz sahibi oluyorlar. Şimdi bizim o zaman en başta her şeyden önce eğer gerçekten güç sahibi olup dünyada söz sahibi olup ve bu tür zulümlere karşı dik durabilmek istiyorsak her şeyden önce hem öğrenci olarak hem vatandaş olarak hem insan olarak çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Bir adım ötesi için mutlaka planımızın olması gerekiyor. Bu olmadıktan sonra hani evet hepimiz çıkalım yollara düşünelim. Sözden öteye geçmez yaptığımız. Evet. Hocam bu hafta bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş olduk. Kısaca bir haftayı toparladık. Ben notlarımdaki her şeyi söylemiş oldum. Sizde dile getirmediğiniz yani, bir şey varsa son 30 saniye. Enflasyonla ilgili konuşacak çok şey var hocam. Psikolojik boyutu ayrı, ekonomik boyutu ayrı, sosyolojik boyutu ayrı. Dolayısıyla önümüzdeki hafta zannediyorum konuşacak devam şeylerimiz tabii devam olur. Edecek. O zaman bu haftayı da böylece kapatmış olalım. Değerli izleyiciler, bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.